size ilk soru. Ben şimdi daha mesajlara bakmaya başlamadım. Ödeyemiyorlar veya ofislerin %50 çalışıyorlar. Kira kontratlarında dolar bazında olanları TL'ye çevirdiler ama çevirdiler mi hepsi? Yani tabii Türk parasının kıymetini koruma Kanunu kanunu artık gereği. onu zorunlu kıldı biliyorsunuz. Ödememe konusunu konuşursak eğer kira bedeli kiralar ödenmeli mi ödenmemeli mi ödemeyenler var. Tamamen kapatanlar var. Kapattıktan sonra hani feshedip gidenler var. Feshetmeyip kalıcı olarak bir süre bekleyip kirasını düşük ödemeye çalışanlar var. Şimdi bu çok kafa karıştıran bir konu. Bize de neredeyse Evet, her maalesef. gün bu soru soruluyor. Yani biz işletmemizi kapattık, Cumhurbaşkanlığı kararıyla kapandık. Veya biz kapatmadık ama AVM'lere giriş azaldı. Azalınca müşterimiz azaldı. Biz de Ya mecburen AVM'lerdeki o mağazaların durumu çok çok doğru. mecburen bir süre geçici olarak kapattık veya kapatmadık, açığız. Çalışanlarımızın bir kısmını Evet. işte kısa çalışmadan faydalandırıyoruz. Bir kısmını ücretsiz izne gönderdik. Birkaç çalışanla ayakta durmaya çalışıyoruz. Ne olacak? Şu an Şimdi evet. Fügen Hanım şöyle, kira ile ilgili söylenmesi gereken belki de ilk konu, kira borcunun asla imkansız olmayacağı. Ne demek bu tanım? Yani imkansız olmayacak ne demek? Yani adamın işi yok, ödeyemiyor, ne yapacak? Şöyle, para borcudur kira borcu. Para borcu hiçbir zaman imkansız olmaz. Ne demek o? Ben şu demek, ben size bir borç verdim. Evet. Sizden alacaklıyım. Tamam. Siz diyorsunuz ki pandemi Ödeyemiyorum. sebebiyle ödeyemiyorum. Diyemezsiniz. Gerçekten mi? Diyemezsiniz tabii ki. Ama Bu artık bu bir... yani öyle bir dönem ki bu kalkıp da herkes şu anda Şimdi bütün o dünya işin etik işini kısmı. Hani giderim kanuni az. olarak mı yok? Tabii kanuni olarak. Yani kiracı ne yapıp ne edip o ofis kiracısı da olsa, konut kiracısı da olsa, ne olursa olsun, dükkan da olsa bunu ödemek zorunda Tabii mı? ki. Ya da Kira bor çıkacak. tabii ki şöyle. Şimdi biz olaya menfaat dengesi açısından bakarsak, menfaatin yarıştırılması diye bir kavram var ya. Evet. Şimdi düşünün, hepimiz olaylara şöyle bakıyoruz. İşte birçok işletme kapatıldı. Tabii ki çok ciddi bir mağduriyet var. Kafeler, barlar, restoranlar, spalar, işte spor salonları Evet, vesaire. ama herkes Ama kirasını bunların bir de ödeyecek. mal sahipleri var. Anladım. Şimdi bu mal sahipleri buraları krediyle almış olabilir. Banka Onun kredisiyle. da belki onu da Onun da borcu geçiniyor. var. Hayır, kredi ödüyor. Sadece Kredi geçirdiği ödüyor için. olabilir, geçiniyor AVM'lerden olabilir. bahsettiniz. Tabii. AVM'lerin birçoğu çok uzun vadeli kredilerle ve yurt dışı döviz kredisiyle Alındı. alındı. Dolayısıyla kira borcu hiçbir zaman imkansız olmaz. Birinci kriter bu. Yani ben Ne kira yapabilirim? borcumu hiç ödemiyorum. Bakın devam edeceğim. Hiç ödemiyorum asla diyemeyiz. Ne diyebiliriz? Ne diyebiliriz? Ödeyeceğiz arkadaşlar. Evet, diyeceğimiz şu. Şimdi bizim Nasıl ödeyeceğiz? Türk Borçlar Kanunu'nda bir maddemiz var. 138. madde. Bu 138. madde bize diyor ki eğer borçludan beklenmeyen bir olağanüstü durum ortaya çıkmışsa ve buna borçlu sebebiyet vermediyse, borçlu kim? Kiracı. Evet. Sebebiyet vermediyse bu kiracı mahkemeye başvurarak hakimden kira bedelinin uyarlanmasını talep edebilir diyor. Ama mahkemelerde zamanda olmuyor ki. Şimdi ama bakın geriye dönük etki doğuracak. Şimdi siz davanızı ne zaman açacaksınız? Şimdi bugün bile eğer bizi dinleyen işletmelerimiz varsa kiracı olan Mart ayının 19'undan itibaren Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın tam tanımıyla pandemi olarak tanımlanmıştır. Pandemiden sonra bunun adı mücbir sebeptir. Mücbir sebep olağanüstü bir durumun varlığını gösterir. Biz geriye dönük olarak da Mart 2019'dan itibaren kiramızın mahkeme tarafından uyarlanmasını isteyebiliriz. Şimdi uyarlanma ne demek? Hakim bakacak sektörel olarak. Şimdi Sevgili her konu avukatım, o zaman yani var ya mahkemelerin çok işi olacak. Zaten çok işi olacak, var. olacak. Sizlerin daha çok işi olacak. Olması lazım ama Çünkü ödeyemiyorlar. şimdi ödeyemiyorlar, ne yapacaklar? Bir, ya seçenekli olarak anlatayım. Ya kiralarını tam ödeyecekler. İki tane seçenek var önlerinde Ya kiracıların. ödeme seçeneği bir. Bir, tam ödeyecekler ve öderken diyecekler ki ihtirazi kayıtlı ödüyorum. Atıyorum kiracımızın bir restoranı var. 5.000 TL aylık kirası var. Evet. Bu 5.000 TL'lerini öderken bankadan gönderdiği makbuza diyecek ki ihtirazi kayıtlı ödüyorum diyecek. Bunu gönderecek. Sonra ne yapacak? Bu ihtirazi kayıtlı ödediği dönemler için geriye dönük olarak bir uyarlama davası açacak.
uyarlama davasında mahkeme sektörel olarak bakacak. Bu sektördeki daralma ne kadar? Kendisi Cumhurbaşkanlığı kararıyla mı kapatılmış, kendisi mi kapatmış, cirosu mu azalmış, duruma göre bir uyarlama oranı belirleyecek hakim. Yani karşı tarafı da mahvetmeyecek bu arada. Yani karşı taraf kim? Mal sahibi. Bu birinci seçenek. İkinci seçenek, kiracımız, ki böyle örnekler çok var. Ne yapacak biliyor musunuz? 5.000 liraya mesela. Diyelim ki 3.000 lira yatıracak. Direkt uyarlayacak. Bence benim hatırladığım kira kanunu kiracıyı koruyor. Yani şimdi gerçekten öyle. Bütün burada korumuyor. Çünkü bu borç yani, ya. Para borcu ya. O yüzden korumuyor. Ama normalde de mesela kiracı, ben biliyorum mal sahiplerinden, işte 1.000 lira kirası, işte bir ay 300 yatırıyor. İyi niyetli diyor. Yani tabii o yani idare etme kirada oluyor. Çok oluyor. Bunda daha çok olması gerek. Evet. Yani burada belki de adam yani başka bir yere de gidemiyor. Hasta belki, işte ne bileyim, ailede korona var birinde. Şimdi oraya geleyim. Ben ikinci konuyu bitirdikten sonra ne yapabilir anlatayım isterseniz. İkinci seçeneği, birinci seçeneği neydi? Tam ödedi. Döndü, davasını açtı. Hakimden uyarlama istedi. İkinci seçeneği kendisi doğrudan uyarladı. Ne kadar uyarladı? Yarısına yakın uyarladı. %40 uyarladı. Bu sefer ne yapacak mal sahibi? O bakiye 2.000 liralar için icra takibi yapacak ona. O da gidip icra dairesine itiraz edecek. Diyecek ki ben Türk Borçlar Kanunu 138. maddeye göre bu bir benim uyarlama itiraz hakkım edecek. Var. İtirazını tamam. Borcu itiraz ediyorum diye yapmayacak ama. Bakın orası önemli. Ben uyarlama hakkımı kullanmak istiyorum diye itiraz ettiğinde mahkeme artık icra mahkemesine gitmeyecek dava. Sulukuk mahkemesine gidecek mecburen. Ama zaten borcum yok diye itiraz edemez ki. Şimdi borcum yok diye itiraz edebiliyorsunuz ve takip duruyor Türk hukukunda. Durabiliyor. Bizim sistemimiz öyle hukukta tabii. Hukukta böyle boşlukları tabii, da kullanabilir. Durduğu zaman siz icra mahkemesinden kaldırıyorsunuz onu. Ama buradaki sistem uyarlamaya gittiği için sulukuk mahkemesine gidecek. Sulukuk mahkemesi hakimi biraz önce 5.000 lira ödeyen dava açması örneğinde olduğu gibi o uyarlama hakkının doğru olup olmadığını ve ne yapmış olduğu oranın da doğru olup olmadığına karar verecek. Bu birinci seçeneğimiz. Peki şimdi siz dediniz ya, ödemek zorundayız değil mi? Tabii ki ödemek zorundayız. Az veya çok, işte uyarlayarak veya değil. Bir de bir seçeneğimiz daha var. Bizim borçlar kanunumuzda yine bir maddemiz var. 331. madde. TBK 331 diyor ki borçludan beklenmeyecek olağanüstü bir durumun ortaya çıkması halinde yasal fesih bildirim süresine uyarak kiracı sözleşmeyi feshedebilir. Yani aslında şunu söylemeye çalışıyor. Bir, devam etmek istiyorsan kiracı lütfen git ya kiranı tam öde, dava aç. Eksik öde, işte bu şekilde uyarlama davasının konusu yap bunu. Ya da buradan yani çık. İşte bir şekilde... Şimdi buradan çıktığında normalde biz erken çıktığımızda ne ödüyoruz? Erken fesih tazminatı ödüyoruz ya biliyorsunuz iş yerlerinde. Burada ise mücbir sebep nedeniyle bir erken fesih tazminatı ödemeyeceğiz. Yani tamamı kira kontratına bağlı. Size bir soru. Kira şimdi... kontratına bağlı değil artık bu arada. Öyle mi? Tabii değil. Unutmayalım. 1 Temmuz 2020 tarihinde yeni maddeler yürürlüğe girdi. Artık iş yerleri için de geçerli olmak üzere. Bu nedenle mi girdi? Pandemiden dolayı yok, mi? Pandemi sebebi değil. 8 yıl ertelenmişti. 2012'de çıkmıştı borçlar kanunu. İşte iş ticari süre ticari hayat biraz zedelenmesin diye ertelediler. Ne yürürlüğe girdi? Artık sözleşmelere muacceliyet şartı koyamayacağız. Yani bir kira ödenmezse... muacceliyet şartı ne demek? Bir kira ödenmezse, iki kira ödenmezse tüm kiralar muacel olur diyorduk ya. Ha, evet, ona doğru. Bu kalktı. Veya eskiden ne diyorduk? İşte ticari kiralamalar siz de yapıyorsunuz. Ne yazıyordunuz? En az 6 ay önce bildirmek şartıyla. Bitti. Artık kanundaki bildirim süresi... Önümüzdeki ay çıkabiliyorum diyebilecek mi? İşte, önümüzdeki ay çıkıyorum derse artık o 6 ay kadar daha veya orada sözleşmede ne yazıyordu? 6 ay önce bildirmezse bir sene daha öder. 5 ay daha ceza şart bitti. Artık erken fesih tazminatı tüm kira sözleşmelerinde konut ve iş yeri dahil 3 ayla sınırlı. Yani biz diyelim ki 10 yıllık sözleşmeyle bir yere kiraya verdik. Tamam. Kurumsal kiracı. Oh ne güzel rahatız dedik. Bugün bir de verdim ben. Verdiniz harika. Evet. Çok güzel, tebrik ederim bu arada. Sağ olun. Tamam peki kiracımız bir sene geçti. İkinci senenin 6. ayında. Oldu da. İhtarı gönderdi süreye uymak zorunda. Vesih bildirim süresine uyarak gönderdi. Ne ödeyecek? 3 ay ödeyecek sadece. 3 ay indi, kısıtladı. Kısıtladı. Öyle 10 yılın 5 yılın yıl hiçbir şey yok. Muacceliyet şartı yok. Kiracı aleyhine cezası yok yani. Evet, kiracı aleyhine düzenleme yasağı geldi. Sözleşmelerde artık kiracı aleyhine ne cezai şart koyabiliriz, ne muacceliyet şartı koyabiliriz. İşte yine kiracıyı koruyor kanun. Ama neyi korumuyor?
Fügen Hanım, hep unutmayalım. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Bildiğiniz halde sorduğunuz için söylüyorum. Vatandaşlarımız, değerli dostlarımız bilsin. Bizim kira borcumuz imkansız olmaz. Tamam, onu anladık ama burada, işte burada kiracıyı korumuyor. Yani bu arada uyarlama yaparken de hakim menfaati koruyacak. O da menfaat ne? Mal sahibinin de mahvolmasına Peki, sebep bu olacak. Peki bu dönemle ilgili bir kanun, bir yönetmelik herhangi bir şey çıkmadı değil mi? Çıktı. Yani şu dönemle ilgili. Bu dönemle ilgili çıktı, evet. Ne zaman çıktı bunu bildirelim hemen. Bildirelim. Mart ayında çıkan, 19'unda çıkan yönetmelik şeyle, Cumhurbaşkanlığı kararıyla 1 Mart'la 30 Haziran arasında, yani o 4 aylık süre içerisinde iş yeri kiraları için geçerli olmak üzere tahliyenin yapılamayacağı ve sözleşmenin feshedilemeyeceği hükmü getirildi. Şimdi biz o kiracı kendi isterse çıkabiliyor ama. O başka. Ha, ama mal sahibi çıkaramıyor. Hayır, şöyle diyelim ki 1 Mart kirasını ödemeyince normalde ne oluyordu bizde? Kirayı ödemediğiniz zaman hemen bir icra takibi, ihtarlı ödeme emri, ardından da tahliye davası açılabiliyordu. 30 gün içerisinde Peki, ödemezse. Peki bu ama 30 Haziran'da bitti zaten. Bu 30 Haziran'da bitti ama bilelim, yani mesela şimdi hala pandemi nedeniyle kiralarını alamayanlar var. Ben mesela özellikle mal sahiplerine bir bilgi vermek istiyorum. Yanlış Süper. Takipler yapıyorlar. Mesela 1 Mart, 30 Haziran kiralarınızı asla bir tahliye talepli istemeyin. Çünkü icra mahkemeleri reddediyor. Yani diyelim ki sizin kiranız Nisan, Mayıs, Haziran ödenmedi. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ödenmedi. Devam etti. 6 aydır ödemiyor. Nisan, Mayıs, Haziran'ı bir takip yapın. Orada tahliye talep etmeyin. Temmuz, Ağustos'u bir takip yapın. Orada tahliye talep edin. Çünkü bunu birleştirirseniz, birleştirdiğiniz zaman hakim doğrudan tüm takibi iptal, tahliyenin reddine karar veriyor. Orada karıştırmayın ama iş yerleri için, konutlarda ama böyle bir şey yok. Ama mutlaka zaten bunu bir avukatla yapmaları lazım bence. Ya şimdi avukat tutmak zorunlu değil hukukta. Ya yani değil kanun, tabii canım. Hani öyle bir zorunluluğumuz olmadığı için, vatandaş belki kendisi yapmak istediği için hani bilsin. Tamam, anladım. Ben diyelim ki Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos bugüne kadar geldi. Hiç ödemiyor. İdare ettik, hadi bu kadar ödeyeceğim dedi, şu kadar ödeyeceğim dedi. O dönemi, o 4 aylık dönemi tahliye talepli istemeyin. Çünkü kanunen Cumhurbaşkanlığı kararıyla o ne dedi? Bu 4 ay için tahliye talep edilemez dedi. Anladım. Peki, kirayla ilgili böyle bir durumu açıkladık, evet. Yani. Ödeyeceğiz. Az tamam. Ödemek istiyorsak da uyarlama davası açacağız. Mahkemeye gideceğiz. Bu şekilde yapacağız. Onu da iki şekilde isteyeceğiz. Ya tam ödeyeceğiz ya da eksik ödeyip davaya yapacağız. Evet. Evet, ama mutlaka kiracıyla ilgili bir şey var, fayda bir yanda. Yani bir şekilde var ama yani. Tabii ki sonuçta. Yolunu bilirseniz, doğru kullanırsanız, hatta bir işte ben hep aynı şeyi söylüyorum, uzmanına danışmak diye. Gelip mesela danışsalar bu konuyu belki bu şekilde daha iyi çözebilirler. Tabii bu arada birçok mal sahibi kira almadığı dönemler oldu, aylar oldu. Siz de çok yakın şahit oldunuz. Onunla ilgili önemli bir uyarım var. Daha sonra problem yaşayabilirler mal sahipleriyle. Mutlaka bir yazılı belge haline getirsinler. Niye? Tabii ki her şey. Çünkü söz uçar yazı kalır. Tabii. Aynen öyle. Neden? Kira borçlarında zaman aşımı 5 yıl. Döner 5 yıl önceki kirasını o 2 ay 3 ay farkı ister. Ödemediği dönemi. Tabii yazması. Arkadaşlar her şeyi yazacağız. Yani ben zaten anlaşmıştım. O dönem pandemiydi. Ödememiştim. Sonra 3 sene sonra kavga etti. Tartıştı. Kavgadan kastım o. Artışta anlaşamadılar. Tamam, yani yazılı yapacağız yazılı her şeyi ve yani. Eğer böyle bir iyi niyet gösterirse mal sahibi de hemen tabii geçirelim, yani onu öyle şey, güveniyorum ben falan yok. Bizim yok. İşlerde öyle oluyor ya, ayıp olur adama, ben tabii. Yazmak istemeyeyim. O 1960'lar 70'lerin yöntemi. Kaldı malı o gönderirlermiş. Ya öyle bir yazı yok ama gerçekten de çok güvenilir. İşte eskiden gidermiş. Öyle iş yapılıyordu, şimdi artık asla yapılmıyor.